Merhabalar Kaptan Neşe kanalına hoş geldiniz. Bu videomda sizlere dört tane hazırladığım akşam yemeği sofrasını göstermek istiyorum. Aslında bunları ben iftar için hazırladım ama akşam yemeği davetlerinde de oldukça güzel olacak. 4 farklı masa 4 farklı menü. Menüleri bu şekilde bir görselle hazırladım size. İlk masamı şimdi göstermek istiyorum. İlk masamda 3 çeşit Salata yaptım. Salatalar inanılmaz lezzetli salatalar. Her birinin tarifi sayfamda ayrı ayrı var. Mutlaka bakmanızı tavsiye ediyorum. E, turşu sos ve hurma ile beraber servis ettim. Yoğurtlu civil salatası, e, narlı roka salatası ve Alman usulü patates salatası ile muhteşem bir e, meze tabakları oluşturdum diyebilirim size. Özellikle yoğurtlu civil yani civil erzin canlıca e, kurutulmuş yeşil fasulye demek. Başlı başına bir yemek ama böyle bir meze olarak şahane oldu. Sosunu farklı yaptığım narlı roka salatası inanılmaz keyifli ve Alman usulü patates salatasını zaten tek geçiyorum. Yemeklerde soslu köfte, Hünkar beğendi, kuru dolma ve mantar salatası mantar çorbası yaptım. E, beğendiğinin üzerine köfteleri Yanına da kuru dolmayı koyarak servis yaptım. Tatlı olarak da misafirimin özel isteği lotuslu cheesecake vardı. Diğer bir mü görüyorsunuz şu anda. Bunu üniversite öğrencileri için yaptım. O yüzden gençlere hitap eden tarzda hem salataları hem yemekleri yapmaya çalıştım. Yine turşu sos ve hurma. Onun yanında gavurdağ salatası, Alman usulü patates salatası ve su böreği. Yaptım. Su böreği kullandım, su böreğini hazır aldım koydum. Ben yapmadım. Ama bu tarz yemeklerde e, güzel gidiyor böyle. yanda bir hafif bir hamur işi hoş oluyor. Yemek kısmında da yine öğrencilerin seveceği şekilde oluşturmaya çalıştım menümü. E, mantar mantar soslu köfte yaptım. Güzel bir lezzet oldu. Hem mantarlı hem sebzeli böyle bir köfte. Ve onun yanına da servis edeceğim e, makarna yaptım, domates çorbası yaptım. Domates çorbası oldukça lezzetli tarifine sayfamda bakmanızı isterim. Çok farklı bir yapımı var normal domates çorbalarında, lezzette inanılmaz fark ediyor. Kremalı makarna yaptım. Kremalı makarna iftara yakın yaptım ki bilirsiniz bu tarz yemeklerin sıcak olması lazım. Isıtılması pek bir işe yaramaz. O yüzden bu kısmı tam net çekemedim. İstediğim gibi olmadı. Ama bu tarifi özelde bir kere kesinlikle denemek istiyorum. Pasta olarak da çikolatalı kremalı pasta yaptım. Çok lezzetliydim. Üniversiteliler bu pastaya bayıldılar diyebilirim. Bir diğer menümde Yine ekranda gördüğünüz gibi oldukça kalabalık yoğun bir menü. Bunu 9 kişi için hazırlamıştım. O yüzden daha özenli oldum bu menüme. Her bir detayı ince ince düşündüm. Kuru fasulyeden humus yaptım. Çok lezzetli. Üzerine kuru fasulye kavurdum koydum. İçli köfte yaptım. İftara yakın üzerine tereyağlı sos döktüm. İnanılmaz güzel oldu. Mor lahana salatası basit ama lezzetli salatalardan biri. Üzerine de çörek otu döktüm. Yine hazır su böreği kullandım. Misafirlerimin hoşuna gidecek şekilde. Bu da gördüğünüz yine kuru fasulyeden humus. Soframı da yine zevkle hazırladım misafirlerim için. Şimdi yemek kısmını göstermek istiyorum. Soğan soslu et yaptım. Şu anda tam belli olmuyor ama soğanların böyle öldüğü etin lokum gibi piştiği şahane bir et yemeği oldu. Tarife mutlaka bakın. Bu da yine davet sofralarının yıldız olacak bir yemek. Patates püresi yaptım. Patates püresini de ben biraz farklı yapıyorum. Patatesleri süt su karışık pişiriyorum. E, patates püresinin üzerine soslu eti koyarak e, servis yaptım. Burada da köfteli nohut çorbam var. Yoğurtlu çorbalarda e, kaptanın eşinden daha iyisini bulamazsınız. Mutlaka bakın. Ve yine misafirlerim için özel olarak yaptığım keten tohumlu Çörek otlu ekşi mayalı ekmeğim var. Hem ekşi mayalı ekmek hem pide ile beraber inanılmaz güzel bir iftar sofrası oldu. Tatlımız da Yusuf Kaptan'ın elinden güllaç, bol sütlü, bol cevizli şahane bir tatlıydı. Güllaçın tarifini ayrı olarak sayfama yükledim. Yine ona da bakabilirsiniz ayrı olarak. Hepsinin linkini de aşağı ekleyeceğim. Oradan görebileceksiniz. Bir diğer e, menüme görüyoruz şu anda. Yine çok sevdiğim arkadaşlarım için hazırladığım biraz renkli bir menü oldu. Turşum, sosum, hurmam, pastırmam hiç eksik olmayan fix iftar sofrası şeyleri, havuç tarator, salata ve çıtır börek yaptım. Bu sefer böreği ben yaptım vallahi bila. E, Ramazan hazırlıkları sırasında sardığım patatesli çıtır böreği buzluktan çıkardım ve pişirdim yemek olarak da Yusuf Kaptan'ın elinden Malatya tava yedik. İnanılmaz lezzetli bir yemek. Onun da linkini bırakacağım. Mutlaka bakın. Yine çekmesi tam nasip olmadı. Şöyle sonda kalanları ekmek banarak göstermek istiyorum. Lezzeti şahane bir yemek. Burada da köfteli kesme çorbası var. Hepsini işinize yarayacağını düşündüğüm bir formatta ayarlamaya çalıştım. Buraya kadar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like atmayı ve beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.